Ne yaptım? Kameraya tuhaf şeyler yaptım. Merhaba. İnanılmaz tuzlu yediğim için burnum tıkandı resmen ve şu an şarkı söylemiyorum, o yüzden ders. Ders değil. Buna nasıl çaldım şeyi demeye devam etmeye çalışmam lazım. Şimdi dünyadan uzak. Aynen. Onu vereceğim. Her zamanki gibi. Yine söyleyeyim. Her zamanki şeyi yapıyoruz. Bu üç parmağımızı ele alıyoruz. Herhangi bir üç tere kullanmak üzere. Birinci, ikinci ve üçüncü parmaklarımız. Çekme düzenimiz şu. Geleceğim. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Bu düzen, vallahi boğazımda sıkıştı kaldı. Bu düzen bazı akorlarda bir kere yapılacak. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3 şeklinde. Bazı akorlarda iki kere yapılacak. Bazı akorlardaysa, ki bu akorlar kelimelerin bızt diye geçtiği yerler. Bazılarında bu düzenle hani hamlelerimiz şu diye, bir birinci hamle, ikinci hamle, üçüncü hamle. Sonra tekrar birinci, ikinci, üçüncü yapıyoruz ya. Bazı akorlarda yalnızca dört çekiş yapacağız. Yani şu düzende 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 yaptığımız düzendeki ilk dört hareketi yapacağız. Yani bunu çekeceğiz, bunu çekeceğiz, bunu çekeceğiz. Sonra tekrar bunu çekmeye başlayacağız. Ama düzeni devam etmeyeceğiz ve bir sonraki akora geçeceğiz. Onları söyleyeceğim. Şimdi bir yol var ama her yerde tuzak, bir yol daha var, dönmek de yasak kısmına kadar bütün akorların hepsine, bütün derken hepsi demiş oldun zaten Deniz, hepsine şu dört tane çekiş olayı var ya az önce söylediğim, onu yapacağız. Neden? Çünkü akorlar hızlı hızlı gidiyor yani. Bir yol var ama çat 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 şeklinde. Çok tuhaf bir şekilde anlatıyorum bugün. Hayırlısı. Oraya kadar her şey dört çekiş. Şimdi yavaş yavaş yapmaya çalışayım. Bu arada ben kapo kullandım. Çünkü kullanmak istediğim, çalmak istediğim akorlara sesimi de uydurabilmek adına kapo gerekti. Bir yol var ama... Baştan geleyim mi? Yavaş yavaş. Bir yol var ama... Bakın dört tane yaptım. Bir yol var ama... 2, 3, 4... Her yerde tuzak... 2, 3, 4 çektim. Başarılı bir gösteriş oldu. Sonra aşağı geldim. Bir yol daha var. Dönmek de yasak. Yine aynı. Hepsine... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2'nin yalnızca 4 hamlesini yapıyoruz. Şeyli gibiyim bugün. Niye böyle? Neyse. Bir yol daha var ki 3, 4 dönmek de yasak ki 3, 4. Sonra Derya'ya yakın, dünyadan uzak kısmına geliyoruz. Burada Derya'ya yakın dedikten sonra böyle saatler geçiyor ya. O sebeple o alttaki CM akorumuza bu düzeni 1 2 3 1 2 3 1 2 düzenimizi iki kere tam olarak yapacağız. Sonra dünyadanın altındaki F bir miktar kısa olduğu için yalnızca 4 çekişi yapacağız. O başta bütün akorlar boyunca yaptığımız 4 çekiş yapacağız. Uzağın altında kalan GM'ye de düzenimizi bir kere tam şekilde yapacağız. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 şeklinde. Yani gerçekten ağzım kuruya kuruya bir hal oldu. Derya'ya yakın. Derya'ya yakın ki... Ha, burada melodi devam ediyor çünkü. 1, 2, F'ye geldik. 4 tane çekeceğim. Dünyadan uzak ki 3, 1, 2, 3, 1, 2. Bir daha veriyorum. Abuk subuk konuştum aralarda çünkü. Derya'ya yakın kısmı. Birazcık daha hızlı. Derya'ya yakın.
Ardından geldik. Gel vazgeçelim hiç zorlamadan. Sen aklı selim, ben yorgun adam. Zaten akorlardan da anlayacağımız üzere üstteki üçlüyle, üçlük mü deniyordu ona? Üçlükle aynı bütün akorlar. Dolayısıyla her şeyi aynı yapacağız. Yani yalnızca sözlerimiz değişti. Yine ilk iki satırın altındaki G, M, F, C, M, G, M akorlarımıza yalnızca dört çekiş olayını yapacağız. Son cümlede bir yer bulalım dünyadan uzak. C, M'miz var ilk başta. İki kere tam yapacağız bu düzeni. Ardından F geliyor. Dört çekişle hızlıca geçeceğiz. G, M'ye geldiğimizde de yine düzeni bir kere tam yapacağız. Ben bunu komple yavaş bir şekilde vereyim. Bir yudum suyun ardından. Gel vazgeçelim, hiç zorlamadan ki. 3, 4. Sen aklı selim ki. 3, 4. Ben yorgun adam ki. 3, 4. Full yerlerimize geldik. İlk kere full. Bir yer bulalım. 3, 1, 2, 3, 1, 2. Dünyadan uzak ki. 3, 1, 2, 3, 1, 2. Burayı da yaptık. Geldik nakarat kısmına. D diyez D M, D diyez D M, D diyez dedikten sonra iyi ona minör demiyoruz. Neyse. Buralarda yine alttaki, burası dörtlük gerçi. D akorlarımızın olduğu üç satır var ya, yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık, bana müsaade. Buradaki bütün akorların hepsine düzenimizi birer kere yapacağız. Tam bir şekilde. Onu yapayım, sonra alta geleyim en iyisi. Yine karman çorman bir şey çünkü orası. Allah Allah. Önce melodimiz şey miydi, hatırlayamadım. Yine gözümüz. Önce bu başlıyormuş, sonra giriyormuş. Yine gözümüz yüksek. Of be. Aşırı yavaş. Bence girecek hiçbir yer bulamadım. Yine gözümüz yükseklerde. Hayat geçiyor perde perde. Doydum artık, bana müsaade. Burayı da tam yaptıktan sonra geldik aşağıya. Bir yer bulalım dünyadan uzak kısmı. Şimdi şöyle. Evet. CM'ye, bir yer bulalımın altındaki CM var ya, bir tane tam yapıyoruz bütün düzenimizi. Ardından F geliyor. Yine önceki F'lerimizde de olduğu gibi 4 çekişi yapıyoruz. Sondaki GM'ye 2 kere tam yapıyoruz bu defada. Çünkü 2 kere tam yaptıktan, orayı biraz melodiyi uzattıktan sonra tekrar başa geçiyor. Bir yol var ama her yerde tuzak kısmına geçiyor. Onun için iki kere full yapacağız ama orayı komple geldikten sonra şarkıda yapamadığım birçok şey var, kısmına geçtiği nokta var ya, yine gözümüz yükseklerde paragrafı, sonra yapamadığım birçok şey var paragrafı. O paragrafa geçeceğimiz zamandaysa o uzağın altındaki GM'yi iki değil bir kere yapacağız, çünkü çat diye aşağı geçiyor olacağız. İki türlüsünü de göstereyim, biraz karmaşık söylediğim gibi başta. Ay, bana artık müsaade dedik. Bir yer bulalım dünyadan uzak. 1, 2,
ki bir yol var ama her yerde tuzak. Demek istediğim buydu. Başa geçeceğimiz zaman, en başa, şarkının başına döneceğimiz noktadaysak oradaki GM'yi iki kere full yapıyoruz. Şimdi yaptık bütün şarkıyı. Geldik tekrar. Doydum artık, bana müsaade. Bir yer bulalım. Dünyadan uzak. Oradaki bu sefer GM'yi bir kere yapacağız ve çat aşağıya geçeceğiz. Aşağısı da yine gözümüz yükseklerde kısmındakiyle aynı akorlar, gördüğünüz üzere. Aynı şeyleri yapıyoruz. D diyez, D minörlerimizin hepsine birer tam yapacağız düzeni. Ardından C, M, F, G, M'miz var ya. Orada da C, M'ye bir tane tam yapacağız. F'ye 4 çekiş yapacağız. G, M'ye bir tam yapacağız. Ben o cümleyi 3 kere tekrar ettim şarkının sonunda. Ve sonuncu da her akoru tek strum yaptım. Yani C, M, F, G, M şeklinde. Şimdi çalıyorum. Bir yer bulalım, dünyadan uzaktan geliyorum. Sonra yapamadığım birçok şey var'a geçeceğim. Saksı uçacaktım. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. Doğru mu yaptım burayı? Özür diliyorum. Bu yapamadığımları yapamıyorum çok yavaş bir şekilde. Yapamadığım birçok şey var. Hem tatminsizim hem günahkar. Sen beni bu şehirden kurtar. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. 2, 3. Tekrar ediyorum. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. 3, 1, 2, 3, 1, 2. Sonuncuya geldim. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. Böyle yapmıştım ben. Bir miktar karmaşık, çok üzgünüm ama bakın ben de yani bayağı çalıştım resmen öncesinde bunu algılayabilmek için, nerede ne yapacağımı bilmek için. Şöyle göstereyim. Bilmem gözüküyor mu? Yani şurada notlar falan var. Aynı üçlü sonra aşağısı, iki full geçiş yukarı, aşağı geçiş, aşağı. Aşağı geçişte tek falan. Yani size anlatırken karman çorman yaptım sanmayın. Ben de karman çorman bir şekilde maruz kaldım kendisine. Ama güzel bir şarkı, değer diyoruz. Umarım faydası olur. Umarım arada bana aşırı kıl olmamışsınızdır. Olduysanız da çok üzülürüm. Bu kadar. Şimdi biraz daha su içip şarkı söylemeye çalışacağım.